O zaman evren zannediyordu gezegenci. Evrenin ortasında güneş var. Bu kiliseye çok aykırı bir şey. Anlaşılan başlangıçta da çok bunun farkına varmıyorlar. Daha sonra Braque, Kepler, Galilei gibi adamları görüyorsun. Bunların hepsi astronomide giderek ve nihayet teleskopun da kullanılmasıyla gözlem ve ölçme teknikleriyle bir şeyleri bulmaya ve koymaya çalışıyorlar. Şimdi astronom bizi neye ilgilendiriyor? O teknikleri kullanmaları açısından ilgilendiriyor. Gözlem ve ölçme. Ve bu gözlem ve ölçmelerle bir evren ilkesi, güneş ortadadır, ortaya çıkıyor. Newton, tabii ki çok önemli bir adam bilim felsefesi açısından. Dolayısıyla pozitivistik felsefe, Newton, bütün bunlar neyi ortaya çıkarıyor? Pozitif bilim yaklaşımına ve deneysel yönteme doğru. Yani dikkat ediyorsanız şimdi burada ne yapmaya çalışıyor? Önce hani psikoloji öncesi bilim dedim ya, o bilimin nasıl geliştiğini göstermeye çalışıyorum size. Ve Descartes. Psikoloji açısından çok önemli bir adam. 1596-1650 hemen Rönesans'ın başında yaşamış olan bir adam. Doğa felsefesi yaklaşımını formüle etmiş olan bir adam. Nedir doğa felsefesi yaklaşımı? Çok basit olarak, bütün olaylar doğal olarak açıklanabilir. Bütün olaylar mekanistik olarak açıklanabilir. Doğada nedensellik, kozalite vardır. Nedenler sonuçları doğurur. Yani olaylar kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bir takım nedenler oluşur, bunlar sonuçları doğurur. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Hemen araştırma teknikleri dersimizde hatırlıyoruz. Ve neyi hatırlıyoruz? Deneysel yöntem. Nedir deneysel yöntem? Bağımsız değişken değişimlerine bile bağımlı değişken üzerinde etkisine bakılır. Buradaki felsefe ne? Bağımsız değişken, bağımlı değişkenin nedenidir. İşte bu olay esasında doğa felsefesi yaklaşıma buna bağlı olan bir şey. İkincisi, şimdi ben bir varlık olarak iki şeyden oluşuyorum. Beden ve zihin. Bunların birbiriyle ilişkisi, hiçbir ilişkisi yok. Thomas Aquinas'a göre, Platon'a göre hiçbir ilişkisi yok. Descartes ilk defa sistematik olarak ama tabii Agamben'da esasında bir Yunan felsefesinde bunu söylemiştir. Fakat bildiğimiz bir sistematiğe göre Descartes ilk defa bu ikisinin birbirleriyle etkileştiğini söylemiştir. Yani ikisi ayrı değil, biri birini etkiliyor, biri diğerini etkiliyor. Hatta beyinde de bir yer göstermiştir. Pineal bez, şurada. Etkileşme yeri de burasıdır demiştir. Yani beyni de direkt olarak bağlamıştır. Demiştir ki beden nedensellik ilkelerine göre çalışır. Dolayısıyla bedende nedensellik vardır. Dolayısıyla işte bir şey görürsünüz, bu beyne gider, oradan dışarıya çıkar, bir tepki yaparsınız. Ama zihinde nedensellik yoktur demiştir. Şimdi burada şunu hemen şey yapıyorsunuz, orta çağdan çıkışta bir adam bu. Gerçekten böyle düşünüyordu. Yoksa o kadarını söylemeye cesaret mi edemedi, orasını bilmiyoruz. Fakat en azından bedenin bedensellik ilişkilerine göre çalıştığını ortaya koyuyor. Sizin okumuş olduğunuz fizyoloji, psikolojinin babasıdır. Neden babasıdır? İlk defa bedenin zihinden nasıl etkileştiğini ortaya koymuştur ve her şeyle beraber de modern bilimin öncüsüdür. Şimdi Descartes demişti ki her şeyden çok önemli olarak biz sonuçlara, olayları gözleyerek ve olayları ölçerek ve olayları birleştirerek varabiliriz. Şimdi bu çok farklı bir mantığı muhakkak işin içine girmesi gerektiğini söyleyen bir şey. Çünkü o güne kadar olan, en azından bilgi üretmede kullanılan düşünme biçimi tümden bilimsel çıkarım. Yani dedüktif yaklaşım. Nedir dedüktif yaklaşım? Bir genel kaide var. Bir ön koşul var. Eğer genel ifade doğruysa ve eğer ön koşul gerçekleşmişse o zaman A oluşur. Şimdi ben size bunu şöyle söyleyeceğim. Bu kendini doğrulayan kehanet biçimindedir bir anlamda. Böyle bir düşünmek için. Şimdi mesela ben size bir şey söyleyeyim. Kadınların sözel yetenekleri daha düşüyor. Değil mi? Deniyor. Genelde. Galiba öyle. Peki.
Benim genel ifadem bu. Şuna gelelim. Ayşe bir kadındır. Ayşe'nin kadın olduğu konusunda en ufak bir şüphe yok. O zaman Ayşe'nin de genel yeteneği çok düşüktür. Yani siz bunu doğru olarak kabul ettiğiniz an, bu da bunun bir örneği ise şu kaçınılmaz bir biçimde doğrudur. Bundan bilgi üretmek mümkün. Dolayısıyla diyor ki, muhakkak ki bizim bir başka şeye daha varmamız lazım. O da endüktif çıkarım. Yani bir sürü görgü kanıtımız olacak. A, B, A, A1, A2, AN. Ve bunlardan biz B'ye varacağız. Eğer A'lar doğru ise o zaman B bir olasılık değeriyle doğru olacak. Yani bir öncekinde dedüktif mantıkta ne vardı? Kesinlik doğrudur, yanlıştır. Kanıtlama. Burada ise doğrulama. Şimdi o zaman ne oluyor? Şöyle bakalım. Deneysel, yani bilimsel mantıkta. Çünkü bilimin en önemli ve başlıca ve yegane tekniği, vazgeçilemez tekniği deneydir. Deney derken deneme anlamında deney değil. Bağımsız değişkenlerin değişimlerin, bağımlı değişkenlerin etkisinin gözlemlediği. Ve o sırada da bütün karıştırıcı etkilerin kontrol edildiği. Bilimin tekniği budur. Neden? Çünkü bilim doğada nedensellik olduğuna inanır, kozalite olduğuna inanır. Ve bu kozaliteyi ortaya koyabilecek yegane teknik de deneydir. Dolayısıyla deneysel, yani bilimsel mantık diyoruz. Ne olması gerekiyor? Bu iyidir, bu kötüdür diye bir şey yok. Bu ikisinin birlikte kullanılması gerekiyor. Yani dedüktif mantık ve endüktif mantığın beraber kullanılması gerekiyor. Önce tüme varımsal mantıkla açıklayıcı ifadeleri oluşturacaksınız. Bilimde biz buna ne diyoruz? Denence, hipotez, kuram veya teori. Ve bu ifadeleri test etmede de tümden bilimsel mantık kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Önce kuramı oluşturuyoruz. Bununla ilgili örnekleri topluyoruz. Örnekler kuramı desteklerse buradan yeni çıkarsamalar yapıp bunları gözlüyoruz ve böyle bir döngüsel halde endüktif ve dedüktif mantığı beraber kullanıyoruz. Şimdi işte bu Descartes tarafından sistematik olarak söylenmiş olan bir şeydir. O zaman bilimi bitirmeden önce şunlara kısaca bakalım. Demek ki bilme ve açıklama yolları ne oluyor? Orta çağdan başlayarak 18. asıra doğru gelirken deney yoluyla bilme haline dönüyor. Ki bu da pozitif bilimdir. Nedir? Bizim bilimsel bir çalışma yapabilmemiz için veya da herhangi bir alanın bilim niteliğinde olabilmesi için, ki psikolojiden söz ediyoruz şimdi, ilgili olayların gözlenebilmesi lazım. Gözlemek demek illa çıplak duyu organlarınızla değil, bunu teleskopla, mikroskopla, şununla bununla güçlendirebilirsiniz ama bir şekilde gözleyebilmeniz lazım. Gözlemek yetmiyor, ölçebilmeniz, yani gözlemleri sayısal ifadelerle eşleştirebilmeniz gerekiyor. Bunlar bilimin olmazsa olmazları. Gözleyeceksiniz, ölçeceksiniz ve çünkü bunların üstünde istatistik yapacaksınız. İletebilmeniz gerekiyor. Bilgiyi iletebilmeniz gerekiyor. Kavramlarla değil, kavram varsa eğer operasyonel tanımlarla, işe vurup olarak tanımlamanız gerekiyor. Söylediğiniz şeye karşınızdakinin tam olarak anlamasını sağlayacak biçimde hareket etmeniz gerekiyor. Tekrarlanabilmesi gerekiyor. Ve bu yolda sağlanabilmesi, yani ispatlanabilmesi gerekiyor. Ve bütün bunların temelinde de mesnek. İşte psikolojinin bilim olma hikayesi içerisinde bu gelişmeler çok önemli. Çünkü bilim olması için önce bir bilimin olması lazım. İşte bilimin nasıl olduğunu böylece görüyoruz. Deminki neydi? Psikoloji öncesi bilim, pre-cognitive science. Şimdi ise bilim öncesi psikolojiye bakalım. Şimdi psikoloji ilk defa 1879'da mı var oldu? Yani bilim olarak kurulduğu zaman mı var oldu? Hayır. Psikoloji
ta baştan itibaren vardı. Mağaradaki adam içinde vardı. Mağaradaki adam karısının neye kızdığını anlamıyorsa herhalde hayatı çok zor olurdu. Veyahut da çocuğuna ne yaparsa ne olacağını eğer tahmin edemiyorsa o çocuğu hayatta kalacak bir biçimde yetiştirmesi elbette ki mümkün olmayacak. Dolayısıyla her zaman vardı ve o psikolojinin adı felsefi psikoloji. Nitekim psikoloji bölümleri Amerika'da da olsun, Türkiye'de de olsun önce felsefe bölümleri içerisinde. Şimdi psikolojinin dileması nedir? Şimdi şuna çok dikkat edeceğiz. Psikoloji ilk defa çalışılırken felsefe içinde bunun adı ruhtur. Ruh diyorlardı o zaman. Daha sonra bunun adı zihin oldu. Rönesans'ta. Daha sonra bununla beraber bilinç oldu. Watson'la beraber davranış oldu. Cognitive Revolution'la, bilişsel devrimle birlikte biliş oldu. Bugün ise biliş çizgi değil. Psikolog olarak tabii ki biliş ama tek başına yetmiyor. Aynı zamanda beyni de işin içine koymamız gerekiyor. Psişe biliyorsunuz mitolojide bir kahraman, bir yarı tanrı. Onun hikayesini de şimdi anlatmayalım ama bu mitolojideki kadına ithafen bu dal psikoloji, psişenin logosu yani bilimi halini almış. Ve bu devirlerde nasıl bilirim? Bilgiyi nasıl bilirim? Ruhu nasıl bilirim? Bilirim. Ne demek bilirim? Bilirim. Çünkü ruh kendi sezgi ve niteliklerinden bilir. Yani bu tamamen bir kendini doğrulayan kehanet haline alıyor değil mi? Yani ruhu bilir. Şimdi sorun ne? Bilimin eğer bir tanecik bana şeyi söyleyecek olsanız, bana bilim için bir kelime söyleyin. Çok önemli kelime. Herhalde bunun adı objektiftir. Bilim objektiftir. Nesneldir. Şimdi bakın ne yapıyor? Ruhu kendini öz nitelikleriyle bilir dediğiniz zaman, şimdi bir nesnenin nitelikleri yani zihin kendi niteliklerini veya ruh kendi niteliklerini o nesnenin kendi nitelikleri yoluyla anlama. Yani bu esasında subjektivitenin ta kendisi. Dolayısıyla bundan bilim olmaz. Şimdi ondan sonra ne geliyor? İşte Rönesans'la beraber artık o ruhun adı zihin oluyor. Çünkü artık mental proseslerden söz edilmeye başlanıyor. Ve iki tane mekanizmadan bahsediliyor olması bizim psikolojiyi bilime götürdüğümüz yolda çok önemli. Bunlardan bir tanesi zihinsel mekanizmalar yaklaşımı. Burada İngiliz görgücü ve çağrışımcılarını görüyoruz. Bu adamlar diyorlar ki, felsefe dersinizden biliyorsunuz, zihin doğuşta bir boş plak gibidir. İnsanlar duyumsar, bu duyumsamalar zihne gider. Duyumlarla davranışlar arasında asosiyasyonlar yani bağlar oluşur. Ondan sonra basit fikirler ortaya çıkar. Basit fikirler asosiye olur birbiriyle birleşir, karmaşık fikirler ortaya çıkar ve bunu devamlı bir şeylerle bir şeyler bağlanıyor. Şimdi bir şeylerle bir şeyler bağlanıyor denirken, tabii ki burada neden söz edip mekanistik bir zihin anlayışı. Bir şeyler geliyor, bağlanıyor. Bir. İkincisi, indirgemeci bir zihin anlayışı. Nedir? Kocaman o zihin, o çok önemli zihin. En temelde neyi indirgemiyor? Basit duyumlara indirgemiyor. Ondan sonra pasif bir hareketlilik. Bir hareketlilik var ama pasif. Yani böyle fikirler ve idealar arasındaki bağlara bağlı. Ve bunun bir sürü başka yönleri de var. Ve görgücü. Görgücü. Yani zihin denen şey gözlenebilen olaylarla başlıyor. Yani duyumlarla başlıyor. Görgücülük. Şimdi bakın bu lafların hepsinde bugünkü psikolojinin uzantıları, görgücülük zaten. Biliyorsunuz ki psikolojinin en önemli ilkelerinden bir tanesi bağ kurmadır. Yani biz deriz ki öğrenme esasında temelde en azından operant ve klasik koşullama asosiyasyonlarla oluşur. Değil mi? Dolayısıyla
bugünkü bilimsel psikolojinin en önemli ilkelerini İngiliz görgücü ve çarşıncılığı ortaya atıyor ve bu zihnin mekanik bir olay olduğunu söylüyor. Şimdi burada bir ikinci mekanistik anlayış daha var, yine zihinsel. Fakat bu defa Almanlardan söz ediyoruz. Aktif zihin kavramı, Leibniz, Kant, Herbart. Bu adamlar diyor ki, evet deneyimler, mesela Kant, evet deneyim önemlidir. Hani İngiliz diyor ya, deneyimlerle oluşur. Deneyim önemlidir. Deneyim gereklidir. Ama yeterli değildir. Çünkü o deneyimi organize eden zihinsel süreçler ve işlemler vardır. Ve bunlar doğuştandır. Bir. İkincisi, esasında her algı algılayana görevlidir. Dolayısıyla sübjektiftir. Sübjektif olduğu için psikoloji bir bilim olamaz. Mesela Leibniz ve Herbart'ta her şeyin temeli monadlardır. Adına monad denen birimler vardır. İsterseniz bunu atom olarak düşünebilirsiniz. Ama Leibniz'e göre bütün evren, her şey, zihin, taş, toprak, her şey bu monadlardan oluşmuştur. Bu monadlar birleşir, aktif olarak birleşir ve giderek kavrayışlar ortaya çıkmaya başlar. Şimdi bu çok felsefi bir görüş ama neyi beraberinde getiriyor? Hem humanistik, klinik psikolojinin temelini oluşturmaya doğru götürüyor. Aynı zamanda da zihnin aktif olarak bilgiyi düzenlediğini söylüyor. Yani böyle çık 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 böyle lob lego yapar gibi birleşmiyor. Zihin aktif olarak birleştiriyor olayları. Bunun uzantısı ki Gestalt psikoloji. Şimdi bize sanki ilgili değil ama yolumuzun üstündeki önemli sınır taşlarından bir tanesi şu. Fizyolojik mekanizmalar yaklaşımı. Fizyolojinin fiziği, yani fizyoloji biliyorsunuz canlıların organizmik özellikleriyle ilgili, bununla ilgili bilim dalı. Fakat diyor ki adam, fizyoloji için başka yerlere bakmayın. Fizyoloji de bütün fiziksel olayların tabi olduğu kurallara tabidir. Dolayısıyla fizyolojinin fiziği, daha sonra bu başka bir şeyin fiziği haline gelecek, psikoloji zaten oradan ayağa kalkacak. Kim işte Hipokrat, Galen, hepinizin bildiği gibi tıbbın öncüleri, modern anatomi, modern fizyoloji, bedenin kimyası ve sinir sisteminin elektriksel bir olay olduğu fikri. Bütün bunlar neyi beraberinde getiriyor? Fizyolojinin fiziği. Şimdi şu sayıları hiç unutmayacağız çünkü olay öyle gelişiyor. Birinci gelişme bir, beden bütün olayların tabi olduğu ilkelere göre çalışır. Beden. Bakın daha zihin falan yok. Beden çalışır. Güzel. Onu Descartes de söylemişti değil mi? O ilkelere göre çalışır. Şimdi bu adamlar daha bir güçlü söylüyor. Çünkü Descartes her ne kadar bilimin vesairenin öncüsü ise de yine de sistematik bir bilimsel çalışma değil onun yaptığı. Çok zeki bir adamın düşünceleriyle ve gözlemleriyle ortaya koyduğu bir şey. Bir adım daha. Bu adımda ne var? Dölametri, Kavanis, Hartley gibi adamlar, bunlar tıp doktoru. Zaten psikolojinin sınır yolu üzerindeki kişilerin çok büyük bir çoğunluğu tıp doktorlarıdır. Çünkü bilim o zaman hani bizim ilgilendiğimiz türden bilim tıp doktorlarıdır. Şimdi Dölametri diyor ki esasında zihin çok karmaşık bir organizasyondur. Organizasyonun karmaşıklığıyla ilgili olan bir şeydir. Ve en karmaşık organizasyonda insan zihninde vardır. Bu, insan zihninin ilişkili olduğu yapının karmaşıklığından kaynaklanan bir şeydir. Biraz böyle felsefi, işte tıpla karışık bir felsefe falan görmekle beraber, bakın dikkat edin ne oluyor? Başlangıçta böyle tık 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 Lego yapar gibi fikirler birleşiyor veya işte zihin aktif ama hani felsefi açıdan bir şeyler söyleniyor. Burada ilk defa tıp doktoru, çok karmaşık bir organizasyon zihin doğurur gibi bir düşünce var. O zaman hemen şöyle okuyoruz. Zihin bedensel faaliyetlerin bir ürünüdür. Şimdi demin neydi? Beden fiziksel yasalarla açıklanır. Zihin de bedensel faaliyetlerin bir ürünüdür. Aynen kalbin kanı pompalaması gibi. Mide bağırsak sisteminin
alınan yiyecek maddelerini özümseyip işe yarayacak hale dönüştürmesi gibi, beyin de zihin doğurur. Peki. Şimdi bu birazcık üst düzeyde karmaşık ama burada artık işin karmaşık olma tarafı tamamen bitiyor. İşte da tabii o zaman çok şey yapılmış olan bir adam, çok çok önemli bir anatomist, fakat bu ettiği laftan ötürü çok alaya alınmış olan bir adam. Böyle beyin, kafayı, kortekste ve küçük küçük parçaların her birinin insan kognisyonunda ve bilinçinde olan her şeyle ilgili bir küçük parça, işte dinsellik, maceracılık, aşk, o, bu hepsi için bir küçük yer olduğunu düşünmüş. Onu da göstermiş kendine göre, insanlar da inanmış. Daha sonra Florence güvercinlerle yaptığı çalışmalarda beynin değişik noktalarının serebral korteksten serebelluma kadar değişik zihinsel olaylarla ilgili olduğunu söylemiş. Daha sonra Broca ilk defa konuşma merkezini keşfetmiş. Yani beyinde bak şurası var, konuşma orayla ilgili, bunu bir hastada görüyor ve daha sonra tekrarlanıyor. Gerçekten de bu doğru, bu bildiğimiz bir şey. Arkasından Wernicke diyor ki bir alan daha vardır. Bu motor bir alandır, bu duysal bir, algısal bir alandır, tamam. Yani bir yer var. O da o yer de böyle gökte bilmem ne, tumulak filan bir şeydi. Orada işte, o hasar gördüğü zaman da kişi konuşamıyor zaten. İşte bu felçlerde filan, özellikle adam sahilini kullanıyorsa ve sağ tarafa geldiyse felç, kişi konuşamıyor. Neden? Çünkü konuşma merkezi sol tarafta. Tamam. Felç ve hislik, bizim beynimizde hemen şu frontal lobun arkasında bir alan var. O alanda şöyle küçük bir strip var, bir hat var. O hattın üstünde sizin hareket ettirebildiğiniz bütün yerler temsil ediliyor. Dolayısıyla uyardığınız zaman el, parmak, o parmak, vücut, beden vesaire hareket ediyor. Dolayısıyla neyi göstermiş oluyor? İşte bütün bu hareketler beyinden organize olunur. Gold, Florence'in gösterdiği o deminki olayları köpekte gösteriyor. Hewlings Jackson, işte şimdi var ya sürüngensi beyin filan lafları ortaya çıktı. O da gösteriyor ki esasında sadece cerebral kortekse bakmayalım. Yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru hem ontojenetik hem filogenetik olarak bir hiyerarşi vardır. Yukarıya doğru çıktıkça şeyler, işlevler çok daha karmaşık bir hal alır. Artık o zaman şunu söyleyebileceğiz. Üç, zihin beynin bir ürünüdür. Buraya geldi. Zihin beynin bir ürünüdür. Peki. Şimdi hep neredeyiz? Zihin. İki adam daha var psikolojiye gelmeden önce. Helmholtz, Fener. Helmholtz bir tıp doktoru, tarif ediyorlar ki onun için. Helmholtz tıbbı bir fizyolog gibi ele almıştır. Fizyolojiyi de bir fizikçi olarak ele almıştır. O yüzden de ilk biyofizikçidir bilim tarihinde. Bir sürü şeyler buluyor, zihinle de ilgili bir sürü kuramları da var aynı zamanda. Ayrıntılarına girmiyoruz burada. Dolayısıyla Helmholtz ilk defa, evet, zihin, beynin bir ürünüdür meselesini deneylerle ölçerek gösteriyor. Fener, şimdi ne dedik? Bilim olabilmesi için gözlenebilmesi lazım ve ölçülebilmesi lazım. Nasıl ölçülecek? Zihinlenen. İlk defa Fener bir ölçme biçimi geliştiriyor. Bunun adına psikofizik deniyor. Teknikler geliştiriliyor. Olasılıkla siz araştırma yöntemleri dersinizde psikofizik teknikleri okudunuz. Çünkü bugün de kullanılmakta. Dolayısıyla onun arkasında da bir teori var. Weber-Fener kanunu denen bir teori var. Bu teoriye göre zihinsel olayların ölçülebilmesinde kullanılabilecek teknikleri geliştiriyor. Şimdi bu adam da enteresan adamlar. Hani çoğu tıp doktoru ama bir sürüsü her şey. Mesela Fener'e bakıyorsunuz, Fener bir matematikçi. Aynı zamanda bir fizikçi ve aynı zamanda bir filozof. Şimdi bakın, en son ben multidisipliner diye bir noktaya geleceğim. Yani bir sürü dalın bir araya gelmesiyle oluşan bir şeyden söz edeceğim. Esasında aynı olan Rönesans'ta da. Bu büyük zihinlere baktığınız zaman bu adamla aynı zamanda bir sürü şey. Leonardo da Vinci'ye baktığınız zaman adam aynı zamanda, evet, bir ressam, aynı zamanda mimar, aynı zamanda bir mühendis,
aynı zamanda her şey. Burada da her şey. Yani o zaman demek ki yeterince zekiyseniz bir sürü şeyi kendi zihninizde toplayıp ondan bir ürün çıkarabiliyorsunuz. Bugün ise böyle bir şey mümkün değil. Bu defa ne olması gerekiyor bu bir sürü şeyin bir araya gelmesi için? Bir sürü bilim dalından insanın bir araya gelmesi gerekiyor. Multidisipliner yapmış. O zaman dört. Beyindeki sinirsel aktivite elektrikselse ve Newton yasalarına tabi ise, buraya geldik değil mi? Zihinsel aktivite de aynı olaylara göre çalışmalıdır. Niye? Eğer beden böyle çalışıyorsa, zihin bedenin yani beynin bir ürünüyse o zaman beynin de aynı şekilde fiziksel yasalarla açıklanmalı. O zaman işte bilimsel psikoloji. Bilimsel psikolojinin ortaya çıkması gördüğümüz gibi çok çok sancılıdır. Bir sürü şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu bir sürü şey, kimisi doktor, kimisi fizyolog, kimisi şu bu filan filozofların çalışmaları ve düşünceleriyle ortaya geliyor. Wilhelm Wundt tarafından 1879 yılında Leipzig'te kuruluyor. Principles of Physiological Psychology, yani kurduğu yeni psikolojinin, yeni tabirini ben burada kullanıyorum, New Psychology diyorlar, yeni psikoloji. Niye yeni? Çünkü bir de eskisi var. Neydi o eskisi? Felsefi psikoloji. Yeni psikolojinin adı fizyolojik psikoloji. Yani bizim psikoloji kuruldu dediğimiz şey esasında fizyolojik psikoloji. Yani adamlar kurdukları o noktada psikolojiyi fizyolojiyle bağdaştırarak kuruyorlar. Neden? Çünkü onun psikolojinin bir bilim olmasını sağlayan şey şu hikayede gördüğünüz gibi fizyolojiyle ve onun teknikleriyle bağdaştırılmış olması. Sonra neye geliyoruz? Psikolojide bir ekoller dönemine geliyoruz. Şimdi ilk ekol, yapısalcılık, kurucusu Wilhelm Wundt. Yani Wundt'un kurduğu şey esasında yapısalcı ekol altında kurulmuş olan bir şey. Almanya, biliyorsunuz ekol nedir? Belli bir yerde, belli bir kişi tarafından, belli bir tekniği olan, belli bir tanımı olan. O yüzden ekol deniyor bunlara. Şimdi bu. Şimdi tanımına bakalım. Yani ilk defa Wundt bu psikolojiyi kurduğu zaman diyor ki psikoloji şunu yapmalıdır. Şu. Psikoloji sağlıklı insanın, bak psikiyatrik vakaları kabul etmiyor. Sağlıklı insanın bilincini bilinç altında kabul etmiyor. Ögelerini analiz eden, yani İngiliz görgücüleri gibi böyle küçük küçük birimler var. O birimler toplanıyor, büyük bir şey yapıyor ya. O bilimleri bulmaya çalışıyor. Bilim alır. Tekniğin içe bakış. Şimdi içe bakış dediğiniz zaman hepiniz klinik psikoloji okudunuz. Klinik psikoloji bir tekniğidir değil mi? Introspection, içe bakış. Yani içe bakış kişinin kendisini tahlil etmesi falan. Bu o anlamda değil. Bu şu anlamda. Şimdi bir takım hoca çok böyle tipik bir Alman profesörüymüş adam. Yani diyorlarmış ki saatinizi kurabilirsiniz hocanın evden çıkışıyla. O kadar dakik bir adam, böyle sert bir adam. Şimdi Wundt diyor ki, bu budur diyor, psikoloji budur diyor. Eğitilmiş içe bakışla ögeleri bulacağız diyor. Ve öge şeysinde de ilk defa duyumları çalışıyor. Daha basit olduğu için. Duyumları ögelerini analiz edecek. Yani şimdi diyelim ki bir ses şimdi oluyor. Diyor ki şimdi sen ne hissediyorsun, ne duyumsuyorsun? İşte şu kadar şiddet, şu kadar satürasyon, şu kadar kompleksite, şu kadar dinlenme. Yani ama hiçbir zaman ben işte Almanya'nın bildiğim aşırı şey yapıyorum, duyuyorum demeyeceksiniz. Algı istemiyor, duyum istiyor. Duyumun ögelerini istiyor. Ya nasıl yapılabilir böyle bir şey? Şimdi zaten o iş organize olduğu zaman siz zaten orada irade bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü o
en fazla birinci kortekslerde olan bir şey ve siz onu kontrol edemiyorsunuz. Ama hoca yaptırmış. Şimdi daha sonra diyorlar ki, ya bunu kim yapıyordu? Eğitilmiş işe bakmış. Kim yapıyordu? Hocanın asistanları yapıyordu. Yani şimdi asistan diyebilir mi ki, ya hoca ben öyle öge analiz edemiyordum diyelim. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar hayatta doğru yapmak güzel bir şeydir. Yanlış yapmak da güzel bir şeydir. Bir kere her bela bin nasihattan evladır hikayesi var. Yani başınıza bir bela gelirse daha iyi öğrenirsiniz. Söylemek yetmiyor. Onun da ötesinde. Her yanlış doğruyu bulmak için bir çabayı harekete geçirir. Gerçekten de baktığınız zaman psikolojinin diğer ekolleri yapısalcılığın şu veya bu yönüne karşı ortaya çıkmıştır. Örneğin bilinç, Freudian psikoanaliz, bilinçaltı, bilinç fikrine karşı çıkmıştır. Gestalt egeleri analiz fikrine karşı çıkmıştır. Davranışçılık tamamen böyle felsefi bir şey olan, işte ögelerin analiz falan filan diye bir şeye karşı çıkmıştır. Ve bu da güzel olmuştur. Yani güzel bir yanlış yapmıştır Hunter. Şimdi o zaman birincisi bu. Kimler etkileniyor? İngiliz görgücü ve çarşıncılarıyla etkileniyor çok açık bir şekilde. İkinci ekol işlevselcilik. Can Dewey kendisini hiçbir zaman psikolog olmuyor, bir olarak görmüyor, her zaman bir filozof olarak görüyor. Fakat tarih onu işlevselciliğin kurucusu olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullandığı ekol bu. 1896-1930 arasında devam ediyor. Tanımı. Şimdi diyor ki William James, bir dakika, yani sen neye cevap buluyorsun? Ne? Ne sorusuna cevap buluyorsun? Zihin nedir? Ögelerin analiz hikayesi. Soru olmaması lazım diyor. Soru niçin sorusu olmalıdır. Çünkü canlı davranışlarını bir amaca yönelik olarak yapar. Gerçekten de hayvanlara laboratuvarda bir şey öğretmek için ne yapıyorsunuz? Hayvanları aç bırakıyorsunuz, kilosunu azaltıyorsunuz. Hayvan her an bir yiyecek ihtiyacı içinde oluyor. O yiyeceği elde etmek için öğreniyor. Başka bir şey için değil. Ve gerçekten de bu canım, o hayvan diyeceksiniz ya, Maslow'un da hiyerarşisi var. En üstte kendini gerçekleştirme var. Yani bir şey yapıyorsak bir amaca yönelik olarak yapıyoruz. O zaman psikoloji amaca yönelik çevreye uyum yapan, canlının zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalı olmalıdır. Demek ki soru değişiyor. Ki tabii bunun öncüsü Darwin. Uyum sağlığı. Ve diğer isimler. Peki. Şimdi davranışçılık. Bir devrim. Watson. Diyor ki, bir dakika biz ne yapıyoruz burada şimdi? Hani biz felsefeden kendimizi kurtaracaktık? Bu işte yok çevreye uyumdu, yok efendim amaca yönelikti, yok ögelerine analizdi. Bunlar felsefi şeyler diyor. Eğer biz yine bu terimlerden konuşursak, ne olacak bu psikoloji? Yeni baştan geldiğin yere geri dönecek. Biz sadece diyor, dıştan gözlenebilen davranışları ve bunları ortaya çıkan uyarıcıları incelemeliyiz. İşte o zaman psikolojinin tipik klasik paradigması ortaya çıkıyor. Nedir o paradigma? Uyarıcı davranış paradigması. Yani uyarıcıyı ölçeceğiz, davranışı ölçeceğiz, ikisi arasındaki ilişkiye bakacağız. Arada ben gözlemliği inkar etmiyorum. Ama insan davranışlarını anlamak için öyle bir şeye bakmaya gerek yok. Onlara bakmadan doğru. Gerçekten de bunu böyle yapıyor. Nesnel gözlem yöntemlerini kullanıyor. İşte Pavlo, Bekhterev gibi adamlar bunun şeyleri, öncüleri. Ama olmuyor. Neden Watson çalışmalarında sadece hayvanları ve çocukları kullanıyor? Niye insanı kullanmıyor? Bakın. Bana bir uyarıcı bir şekilde etki yapıyor, size tamamen başka yapıyor. Bana bugün böyle etki yapıyor, yarın başka türlü etki yapıyor. Demek ki arada bir şey var ve uyarıcın anlamını değiştiriyor. Ve bu aradaki şeyi anlamadığınız müddetçe en son analizde insan anlamınız mümkün değil. Zaten de Watson bir noktada işi bırakıyor, dükkanı kapatıyor, üniversiteden ayrılıyor.
neyle geçiyor arkadaşlar? Reklamcılık işiyle geçiyor. Evet, iyi reklamcıymış, o önemli. Şimdi düşünüyoruz değil mi? Böyle bir sürü bir insanlar lideri nasıldır filan diye bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsan bir şey, hayvandır yazıyor. Bu ne demek? Boş, düşünme böyle şey. Şimdi düşüneceğiz ki doğruyu bulacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle, neye geldik? Şeyle beraber, yapısalcılık ve davranış işlevselcilikle bilince geldik. Watson'la beraber davranışa geldik. Ve tabii ki aradaki şeye göz önüne almamız lazım. Ve psikolojideki ikinci devrim, bilişsel devrim ortaya çıkıyor. Pardon. Bunu önce şey yapalım, şöyle. Ondan sonra yeni davranışçılık adı veriliyor buna. İsterseniz liberal davranışçılık da diyebilirsiniz. Öbürsüne ne deniyor? Klasik davranışçılık veya radikal davranışçılık deniyor. Bu Tolman Hall, o meşhur sıçan deneyini falan hatırlıyorsunuz. Ve tanımı, psikoloji canlının uyarıcılara verdiği dıştan gözlenebilen davranışlarla, bu zaten bildiğimiz tanım, uyarıcı ile davranış arasına giren olayları inceleyen bilim dalı. Yani ne oluyor? Zihni değişim. Yani biz uyarıcı ve davranış ilişkilerini inceliyoruz, davranışları inceliyoruz ama bir de aradaki zihni de inceliyoruz. Öğrenmeyi inceliyoruz, belleği inceliyoruz, kişilik özelliklerini inceliyoruz, aradaki şeyi inceliyoruz. Nasıl inceliyoruz? Onları biz gözleyebiliyor muyuz? Onları doğrudan biz ölçebiliyor muyuz? Hayır. Uyarıcı ve davranış arasındaki ilişkiden çok karmaşık araştırma desenleri kullanarak, çok üst düzey istatistikler kullanarak yapıyoruz. O yüzden psikoloji öğrencileri iyi bir araştırmacı oluyor. Olmak zorunda çünkü. İşi onu gerektiriyor. Onun için istatistik çok iyi. Şimdi bu bir yaklaşım. Yani ne oluyor? Bir inferans, bir çıkarsama, bir istidlal oluyor. Yani siz aradakini görmüyorsunuz ama çıkarıyorsunuz. İstidlal ediyorsunuz, infer ediyorsunuz yani İngilizcesi. Şimdi bu da öyle. Şimdi bu demin sözünü etmişti. Yapısalcılığın indirgemeciliğine karşı ortaya çıkıyor. Kurucusu yine bir Alman, 1913 Wertheimer tanımı. Bütün parçalarının toplamından başka bir şeydir. Yani zihin, zihni oluşturan şeylerin üst üste toplanmasından ortaya çıkan bir şey değildir. Gerçekten de ne oluyor mesela? Ben size diyelim ki mesela o Müller-Lyer illüzyonunu hemen düşünün. İki tane aynı uzunluktaki çizgi. Ben birisini daha uzun görüyorum. Bana söyleseniz de uzun görmeye devam ediyorum. Ama ikisi aynı uzunlukta. Eğer zihin olan şeyi olduğu gibi görüyor olmasaydı biz, olsaydı biz niye onu farklı görüyorduk? Görmüyoruz çünkü. Çünkü zihin aktif olarak bilgiyi harmanlıyor ve oradan kendisine bir sonuç çıkartıyor. Geç dakikaları. Ve hiçbir tanesinin üzerinde durmadığı bir başka şey, psikoanalizle birlikte, Freud'la birlikte yine Almanya'da kuruluyor. Psikoloji diyor, psikoloji şu olmalıdır. Bilinçaltının müdüleyici kuvvetlerinin, bilinçaltı. Bunlar arasında bir çatışma alanları ve bu çatışmaların davranışa etkisini inceleyen bilim dalıdır. İşte o yüzden de bir çocuk geliyor, kekeliyor, hemen böyle gerisine gidiliyor. Acaba bu çocuk küçüklüğünde annesiyle babasıyla nasıl ilişkisi olmuştu, yok işte hipnoz yapalım, bilmem ne yapalım falan filan hikayeleri. Yani bugünkü davranışlarımızı bilinçaltına ittiğimiz olayların bir sonucu olarak gören bir şey. Freud tabii ki yani kuşkusuz ki çok büyük bir deha. Klinik psikoloji için, psikiyatri için çok önemli. Psikoanaliz kısmen doğru olabilir. Bir sürü yerde doğrudur. Ama onun ötesinde bilinçaltı dendiği zaman illa bunun patolojik mi olması gerekiyor? Bizim bütün zihnimiz bilinçaltında. Bütün öğrendiklerimiz, bildiklerimiz, onlarımız, bunlarımız, bir şeyi nasıl algılayacağımız,
nasıl şeyimizi, hayatımızı düzenlediğimiz, ne gibi planlar yaptığımız, siz bunlara böyle oturup geceliğin mesela, tamam şimdi benim düşünme zamanı, saatlik bilmem için yarın yaptığımız konu, böyle mi yapıyorsun? Bir de baksana pat böyle bir plan aklımıza geliyor, pat diye mi geliyor? Eğer pat diye geliyorsa onun uyumsal ve doğru olması mümkün mü? Hayır, pat diye gelmiyor. Zihin onu yerine işliyor, oraya koyuyordu, buraya konanın karşılaştığı bilmem ne. Siz en sonunda o zamanla bilincinizle bunu pat diye geldi zannediyorsunuz. Öyle değil. Yani en basitinden bir öğrenme. Siz bir şey öğrendiğiniz zaman hani zannediyorsunuz ki bunu öğrendim, kitabı kapattım, tamam öğrendim. Hayır öyle değil. Zihin bunu işlemeye devam ediyor. Göreve bağlı olarak bir dakika, üç dakika, saatler boyunca, günler boyunca, yıllar boyunca işliyor. Nerede işliyor? Hipokampus'ta işliyor. Hipokampus, öğrenilen şeylerin uzun süreli beyine aktarıldığı beyin yapısı. Alzheimer'da ilk defa giden, Alzheimer hastası ne yapıyor? Eskileri çok güzel hatırlıyor. Öğreniyor da, en karmaşık şeyleri satranç oynuyor. Öğreniyor. Öğreniyor ama. Doktora diyor ki, isminiz ne de işte Hasan diyor. Benim adım Hasan. Kopya kapatıyor, dışarı çıkıyor, topu açıyor, içeriyor. Siz kimsiniz? Öğrenilerin uzun süreli belli adam. Yani buradan şu en basit haliyle bakın bir öğrenme bile o siz öğrendim zannettiğiniz zaman öğrenilmiş olmuyor. Ve bunun en yoğun çalıştığı zaman da geceleri oluyor. Gece siz yatarken zihin onu yerleştirmeye çalışır. Dolayısıyla esasında bizim zihin dediğimiz şey çok büyük bir çapta neresi? Bilinç. Yani biz farkında olmadan hareket ediyor. İşte büyüklüğü de herhalde zaten oradan geliyor. Zorluğu da oradan geliyor. Şimdi ne olduk? Bilişe geldik. Biliş bölümü. Son noktamız bu. Çok net bir şekilde görüyoruz esasında zihinsel olaylar beyinde farklı elektriksel uyarımlara yol açıyor. İşte elektrofizyoloji, inşallah bu üniversitede kurulacağımız, kurmaya amaçladığımız elektrofizyoloji doktorunda biz bu gibi şeyleri inceliyor olacağız. Ve son iki slaydımız bir. Psikoloji geldi, önce bilim değildi, sonra bilim oldu. Bir sürü karmaşık işlerden geçti, ekollerin etkisi altında. Onu, bunu yapmalıdır, şunu yapmalıdır, onu yapmalıdır, bunu yapmalıdır oldu. En sonunda geldiğimiz bugüne geldik. Geldiğimiz bugün şu, bilişi de koyduk araya, olmadı. Şimdi ekonomide şey vardı, diminishing returns veya marginal returns denen şey vardı. Şey vardı. Bir şey yapmaya başladığınız zaman hızla o böyle bir etki yapmaya başlar. Ondan sonra giderek etkinin gücü azalmaya başlar. Neredeyse artık eğri bir plato çizmeye başlar. Yani artık o şeyin hiçbir gücü kalmamıştır, etkisi kalmamıştır. Şimdi psikolojinin bugünkü paradigmalarıyla artık psikoloji bir işba, bir doyum, bir plato noktasına gelmiştir. Bundan sonraki noktada yeni bir paradigma gelmesi lazım. O yeni paradigma da bilişi beyin temelinde ele almak. En ufak bir sözel şeyi bile beyin farklı şekilde kodluyor elektriksel olarak. Bu sadece elektriksel tarafı, bir sürü başka tarafları da var. Ama en şey olan elektriksel tarafı. Şimdi beyine geldiğimiz zaman, hani biz bizeyken biz bizeydik. Az olalım biz olalımdı. Neydi? İşte psikoloji var. Psikolojinin teknikleri var. Oturuyoruz işte o teknikleri, testi, mesle, işte gözlem falan filan. Bir şeyler yaptık, geldik. Sene 2000 ne kadar? 1990'da beyin 10 yılı ilan edildi. 10 yılda her şey yapılacak zannedildi. 2000 oldu, hala daha hiçbir şey yok ortada. Şimdi Obama yeni baştan bir beyin çığlığı açtı. Çünkü beyin evrenin en karmaşık nesnesi. İnsan zihni evrenin en karmaşık nesnesi. Bunu psikologlar olarak bizim tek başımıza anlamamız mümkün değil. Çünkü zaten eğitimimiz, hani fizyolojik, psikoloji dersleri falan filan alıyoruz ama eğitimimiz bu değil. Hani işin o yönde var mı için alıyoruz. Biyoloğun bunu tek başına yapması mümkün değil. Neden? Biyolog evet bütün fizyolojik olayları, onları bunları falan filan biliyor ama psikoloji bilmiyor.
İkisinin de bunu istatistik bilimi olmadan yapması mümkün değil. İstatistikçi ama netice olarak işte bir takım şeyleri, bir takım verileri analiz etmeli vesaire şey yapacak teknikleri bize veriyor. Bu güzel. Ama diyelim ki siz yeni bir takım şeyler, sinyal, EEG bir sinyaldir. Yeni sinyal analizi teknikleri bulmak istiyorsunuz. Bunu istatistikçiyle yapamazsınız, biyologu da yapamazsınız, psikologu da yapamazsınız. Kimden yapacaksınız? Mühendisten yapacaksınız. Şimdi siz insan zihnini anlamaya çalışıyorsunuz. İşte efendim ben varsayım ki zannediyorum ki beynin şu lobu böyle bir işi yapıyor. Tamam, nasıl deneysel olarak çalışacağım? Çok basit, adamı yatırırsınız ameliyat masasına, o tarafını çıkarırsınız, bakarsınız, hakikaten olmuyormuş. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Efendim hayvanda yapalım. Tamam, doğru yaparsınız. Bazı etik ilkelere uyarak yaparsınız. Çünkü onlarla ilgili etik ilkeler var. Ama bu defa da yani ben şimdi hayvandan insana genelleme yapabilir miyim? Ne ölçüde yaparım? Hani şöyle Hurley Jackson vardı ya, beyin karmaşıklaştıkça bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yani şimdi bir sıçanda bakacağım, ondan sonra insanda da geçeceğim. Tamam, operant koşullama, sıçanda keşfedik ama hayır, bu operant koşullama. Şimdi çok daha üst düzey işlerden bahsediyoruz. O zaman ne oluyor? Bu demek ki böyle olmayacak. Nasıl olacak? Klinik örneklemler. Şimdi klinik örneklemler nasıl? Travma veya hastalık neticesinde beynin, demin mesela örnek, hipokampusunun hasar var. Siz diyorsanız hipokampus şunu şunu yapar, o zaman bu hasarlı olan insanlar ki Alzheimer hastaları bu böyle böyle olması lazım. Şimdi iş buraya geldiği zaman, hele ki insanlarda hasara geldiği zaman karşınızdaki adam kim? Tıp doktoru. Dolayısıyla onların da olması lazım. İşte bu iş böyle devam edip gidiyor. En sonunda bir noktaya geliyorsunuz ki felsefe lazım. Dolayısıyla multidisipliner, bakın tam mühendisliklerden başlıyor felsefeye kadar ve tabii şey yaptığınız zaman, bunu böyle yaptığınız zaman da bunların her birinin getirdiği teknikler var ve bu teknikleri hepsini bir arada kullanmanız lazım. Nedir işte davranışlar? Tabii ki davranışları kullanacağız. Bizim işimiz şu, nöropsikolojik testler, nöropsikolojik görevler, geçen hafta gördük, kullanacağız. EEG kullanacağız. Elektrofizyoloji bizim açımızdan en önemli teknik elektrofizyolojidir. Yersel rezolüsyonu düşüktür. Bizim için o kadar önemli değil. Zamansal rezolüsyonu bilinen en yüksek tekniktir. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Beyin için çok önemli. MR-EEG. Yani şimdi siz EEG'yi bir takım şeylerle buluyorsunuz. Yersel rezolüsyonu çok düşük. Eğer siz EEG'yi MR altında çekerseniz MR yapıları EEG ile işlevi görürsünüz. İkisini birleştirdiğiniz zaman hem zamansal hem yersel rezolüsyonunuz çok yüksek olur. Bizim böyle çalışmalarımız var, yayınlandı. Ve fonksiyonel MR, şimdi o elektriksel olarak şey yapıyorsa bu beynin kanlanması temelinde çalışan bir şey. Altında yatan şey de nedir? Bir yer çalıştığı zaman o ya kan gider, besin gidecek, artıkları geri alacak, kan gider. Kanlanma oranın çalıştığını gösteriyor işte. Ona dayanan bir teknik. Bu, blood oxygen level dependent tekniği. Dolayısıyla, yoksa işte biz buyacı gösteriyorsunuz. Eğer kanlanmayı fMRI ile şey yapıyorsunuz, ha burası kanlanıyor, ha demek ki bu buraya ilgili. Bu da bir başka. Dolayısıyla, psikoloji nörtüsü. Görüyorsunuz ki çok uzun bir öyküsü var. Zannetmiyorum genel hangi bir dal bu kadar uzun bir karmaşık geçmişten gelmiş olsun. Ama biz burada şimdi artık bu olaylara baktığımız zaman niçin beyin? Bakın sorduğumuz zaman beyine bakmak lazım dediğimiz zaman niye böyle dediğimizi bu konuşmanın arkasından şimdi çok daha net olarak görebileceğiz. Görebiliyorsunuz muhakkak ki. Bundan sonraki konumuz beyin. Bildiklerimiz bilmediklerimiz. Ondan sonraki konu daha ağır. Dolayısıyla bu dizi içerisinde nereye doğru gideceğiz? Böyle baştan başlıyor. Bilişsel nörobilim. Sadece nörobilim değil. Bilişsel, bizi ilgilendiren işte moleküler bilmem ne vesaire şunlar değil. Bizi ilgilendiren bilişsel olanlar.
Bunu daha iyi anlamış olacağız ve daha başka şeyler yapmaya doğru da gideceğiz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Akşamımız saatinde bir